Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Hoş geldiniz KPSS Tayfa. Nasılsınız, ne haber? Hoş geldiniz. Oğulcan Hocam, Hatice Hocam, Yusuf Hocam, merhabalar. Enes Hocam, Defne Hocam, bıktık ya mı diyorsunuz Defne Hocam? Hayır, daha bıkmanın zamanı değil, az kaldı, biraz daha dişimizi sıkacağız. Merhabalar, nasılsınız dostlarım? Umarım herkes çok iyidir. Keyiflerimiz yerindedir inşallah. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ben çok iyiyim, harikayım. KPSS'den bıktık diyorsunuz ha? Ah, şu sınavı bir biz bıktıramadık arkadaşlar. Hep biz sınavdan bıktık ama o bizden bıkmadı değil mi? İçinizde yıllardır girenler mutlaka var. Bayağı tecrübeli tayfa var. Bıktık diyorsunuz, boşluktayım diyorsunuz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bomba bir seminer hazırladım sizin için. Bu seminerin sonunda böyle şuradaki güneş gibi gülü oynaya çıkacaksınız seminerden. Bana güvenin, her öğrencinin, daha doğrusu öğrenci olmasak da her insanın motivasyonunun düştüğü, artık takatinin kalmadığı, belki tahammül edemeyeceğini düşündüğü, kendine dair inancını, güvenini yitirdiği dönemler olur. Öncelikle buradan başlayalım arkadaşlar. Sorunun kaynağına inelim, kaynağı çözelim. Ben hep böyle yaparım. Bu normal bir süreç. Şu an içinde olduğunuz süreç, hem havaların güzelleşmesi, yılların verdiği bıkkınlık var. Sınav ne olacak? Atamalar açıklandı, düşüktü. Belki motivasyonunuzu bu düşürdü gibi gibi gibi. Sınava kaldı şunun şurasında, lisans için 2 ay, ön lisans için 3,5-4 ay. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Ama şu anda bıkmanın ve çalışmaları bırakmanın, hele hele verimi düşürmenin hiç zamanı değil dostlarım. O yüzden bu seminerde hem kalan sürede, kalan bu kısa sürede verimli çalışmayı ve en önemlisi de şu an en çok ihtiyacınız olan ders çalışma motivasyonunuzu artıracak tam 5 tekniği açıklayacağım arkadaşlar. O yüzden herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi aldıysak, yalnız kupamızın üzerimizle uyumlu olması gerekiyor. Lütfen buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çayımızı, kahvemizi aldıysak seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Öncelikle motivasyona gelmeden önce, bir motivasyon kaybı yaşayana kadarki süreci değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Ya da sizce verimli ders çalışmak nasıl olur? Herkesten yanıt bekliyorum. Bu seminer herkesin katılacağı bir seminer arkadaşlar. Aktif katılımınızı bekliyorum. Bu seminere bir şeyler öğrenmek, motivasyonunuzu arttırmak, moralinizi düzeltmek için girdiniz. O yüzden lütfen katılım bekliyorum. Türkiye 99.'sü. Gerçekten Türkiye 99.'sü musunuz hocam? Hayaliniz, wow. Çok güzel. Peki bir şey sorabilir miyim? Neden birinci değil de 99. Var mı özel bir anlamı? Bol soru diyenler var. Bazen evet, bazen hayır. Peki verimli ders çalışmak ne arkadaşlar? Ya verim ne? Ne demek? Hani biz hep böyle diyoruz ya, verimliyim, değilim. Kim belirliyor bu verimi? Verimin kıstası ne? Hocam verim alamıyorum çünkü çabuk dağılıyorum. Hocam inanılmaz sıkı başladım. Çok ağır program yaptım ve yarıda bıraktım maalesef. Ben verimi çalışamıyorum. Yusuf hocam inan yalnız değilsin. Ben ne sıkı çalışmaya başlayan öğrenciler gördüm. Ah ah ah. Arkadaşlar bu gözler neler gördü? Yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de sizden biriyim aslında. Öğretmenim, okul öncesi öğretmeniyim. O yüzden çok iyi bilirim. Şu an içinde olduğunuz durumu çok iyi biliyorum. Uğurlu rakamınız çok güzel. O zaman inşallah hayalinize ulaşırsınız ve Türkiye 99.'sü olursunuz. Sistematik çalışmak diyorlar verimli ders çalışmaya. Okey, şimdi gelelim.
Sorularım devam edecek. Önce bir sorgu zamanı arkadaşlar. Sorularda kendinizi bulmanızı, yani kendinizi kendinizin keşfetmesini istiyorum. Bu çok etkili bir öğretme yöntemidir bu arada. Bir konuyu anlamak için hiç günlerce ders çalıştınız oldu mu arkadaşlar? Hocam öyle bir konu var ki aman Allah'ım, yani beni doğduğuma pişman etti. Ben günler boyu o konunun başından kalkamadım. Vardır değil mi böyle konular? Tamam. Peki bir dersin konularını şu anda ünite ünite baştan sona çalışarak mı ilerliyorsunuz, yoksa belli başlı üniteleri ele 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 yapıyor muyuz? Ay evet Sümeyye hocam, o inkılap tarihi nedir öyle, Allah'ım Allah'ım. Tarihin tamamı hatta nedir öyle diyeceğim yani. Enes hocam diyor ki eleyerek çalışıyorum. Baştan sona doğru çalışıyorum dedim, olabilir öyle demiş. O zaman olabilir. Konu üzerinde yoğunlaştığımız oldu, ayrıca konu eleme yapmıyorum. Vakti az hocam, vakit az hocam, konu çok. Aynen Enes hocam, bak değinmek istediğim yerlere değindin. İnceyi yakaladın, okey, bunu tut aklında. Geleceğim birazdan oraya. Peki hangi konuda kendinize çok güveniyorsunuz? Yani hocam şu an sınavı 2 ay var ama bana falanca konudan 100 soru sorsanız da 90'ını yaparım. Bu konu benim konum. Soru moru kaçırmam diyen var mı? Nerede? Nerede değil mi? Öyle bir şey yok. Biz görmedik, tanımıyoruz öyle bir konuyu. Herhangi bir ders olabilir Ayten hocam. Senin başarılı oldun. Ah Muhammed hocam, o konuya hiç gelme. O bizim kanayan yaramız. Defne hocam, öğretmen önerisi kişiden kişiye göre değiştiği için senin öğrenme yapına uygun bir öğretmen olabilir ama herkes de aynı verimi sağlamaz. Her şeyden az az çalışıyoruz, her şeyden az bildiğimiz var. Peki arkadaşlar, gelelim bakalım verimli ders çalışma nasılmış? Hangi koşulları sağladığımızda gerçekten verim alabiliyormuşuz? Gelelim bunları biraz açacağım. Çünkü verim eşittir motivasyon. Bak, verimli ders çalışırsan ne güvencin azalır, ne inancın, ne motivasyonun düşer. Şu an senin motivasyonunun düşmesi ya da isteksizliğinin artmasının sebebi verimsiz ders çalışıyor olman olabilir. O yüzden kesinlikle önce çalışmanı sorgulayacaksın. Sonra ben neden bu psikolojideyim onun yanıtını bulacaksın. Verimli ders çalışmak için olmazsa olmaz kurallar 1. Not defteri kalemi yanımda olanlar not alsın bu kısmı. Olmayanlar ekran görüntüsü olabilir. Öğrenme yapınıza uygun ders çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu tarz önemli ve milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda çok çalışmak değil, yıllarca, aylarca, günlerce, gecelerce çalışmak değil, verimli çalışmak önemlidir. Verimli çalışmak için de kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü evet herkes öğrenir ama herkes aynı yöntemle öğrenmez. Her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple verimli çalışmak için kendi öğrenme yapınızı keşfetmeli ve ona uygun çalışmalısınız diyebilirim. 2 arkadaşlar, olmazsa olmaz ikinci altın kural. Seviyenizi bilmeniz gerekiyor. Şu an sınavı 2 ay var, 3 ay var, 4 ay var. Hocam ben gidip seviyemi ölçeyim demeyin. Eğer dönem başında seviyenize uygun bir program hazırlamadıysanız arkadaşlar, şu an seviyenizi ölçmenin, ilerleyişinizi, ne kadar mesafe kat ettiğinizi öğrenmenin ve belki bu gerçekte yüzleşmenin tam da zamanı olabilir. O yüzden her dersteki seviyeniz birbirinden farklı. Her öğrencinin her dersteki seviyesi birbirinden farklı. Kesinlikle önce seviyenizi ölçüp akabinde seviyenize uygun çalışmalısınız. Mesela bizim kurumumuzda bilmiyorum kayıtlı öğrenciler var mı, seminere girdiler mi, ama kendi eğitim modelimizde TEKES'te, tek eğitim sisteminde biz öğrencilerimizin derslerdeki seviyelerini belirleyip seviyelerine uygun bir programla çalışmalarını sağlıyoruz. Yani tam ne? 12'den nokta atışı. Ve bunun ismi de garanti öğrenme modeli arkadaşlar. Geliyorum 3.
Sadece size özel bir çalışma programınız olmalı. Lütfen kişilerden öneri, tavsiye, ne öğretmen, ne kaynak, ne program olarak almayın. Siz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Sizin için verimli olan şey arkadaşınız için verimli olmayabilir. Kimseye de lütfen öneride bulunup vebaline girmeyin arkadaşlar. Bilişsel sürecimiz hepimizin farklı. Bakın, kendinizi tanımadan, size özel hazırlanan bir program olmadan bu yola çıkmayın derim. Başkalarının tavsiyesine kulaklarını kapatıyorsun. Dinlemek yok. Kendinize bu kötülüğü yapmıyorsunuz arkadaşlar. Öğrenme yapınızda, derslerdeki seviyenize, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreye ve sınava kalan gün sayısına göre sadece size özel hazırlanan bir ders çalışma programı hazırlayıp bu programa olabildiğince uyum sağlamaya gayret gösteriyorsunuz. 4. ÖSYM çok stratejik bir kurum. Aksini iddia eden var mı? KPSS stratejilerin ölçüldüğü bir sınav. Aksini iddia eden yok sanırım, değil mi? O yüzden madem bu kadar stratejik bir kurumun stratejik sorular hazırladığı sınavına giriyor isen, senin de strateji geliştirmen gerekiyor, doğru mu? Düz mantık bunu gösteriyor. ÖSYM sizden arkadaşlar 120 sorunun 120'sini de yapmanızı, hepsini doğru olarak işaretlemenizi beklemez. KPSS bir eleme sınavıdır. Ya eleneceğiz ya eleyeceğiz. Derler ya, ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Genelde tarih olanlar çoğunlukta, yani elenenler çoğunlukta, yaklaşık %97-98 bandında falan. Ama tarih yazanlar da var. Dereceyle atananlar ve kazananlar da var. İşte buradaki tayfa benim gözümde o tayfa. Oraya en azından talip olan, niyetlenen tayfa. O yüzden kesinlikle strateji belirlemeniz gerekiyor. Yani sınava kalan zamana göre şu an hepiniz arkadaşlar yana döne az kaldı hocam, az kaldı, yetişmeyecek, olmayacak seneye, sonraki sene diye kendi kendinizi kendiniz düşürüyorsunuz arkadaşlar. Şu an süremiz azsa bu az sürede öğreneceğiniz çok konu var. O yüzden sınava kalan süreye göre öğrenme süresi kısa olan, sınavda soru sayısı yüksek olan konuları çalışmak çok güzel bir stratejidir. Bunu yapan bir öğrenci kesinlikle kısa sürede hızlı net artışı sağlar. Şimdi geliyorum dostlarım. 5. Performansınızı takip etmek zorundasınız. Arkadaşlar hiçbir yöntem %100 doğrudur diyemem. Hiçbir yöntem %100 işler, işe yarar diyemem. Bunun bir ölçümü var. Sen bu yöntemi denersin. Bu kupayı aldın, bunu deneyimledin. Bunun sana işte elinde bıraktığı his ya da kalınlığı, inceliği, tadı, kokusu, bunlar var. Bunları deneyimlemen, yani bunu kullanman ve bunun sonucunda bir geri bildirim kendine vermen gerekiyor. Ders çalışmak da öyle. Bak, bir program hazırladın. Geç köşeyi o programda Allah'ın emri gibi uy. Kara düzen, aman Allah'ım, kimse önüne geçemesin. Böyle bir şey yok. Performansını takip edeceksin. Nerede yeterliyim? Nerede yeterli değilim? Nerede netlerim arttı? Nerede stabil kaldı? Nerede geriledim? Nerede çok vakit kaybettim? Nerede verimli çalıştım? Nerede verimsiz çalıştım? Bunu ölçmek zorundasınız. Bakın, sizin belki de kendi kendinize yaptığınız çalışmalarınızdaki eksiklik bu. Ölçmüyorsunuz. Kara düzen, çalış babam çalış, çalış babam çalış. Çalışmalarınızın verimini ölçmek zorundasınız arkadaşlar. Bu en önemli koşul. Özellikle son maddeyi bunun yazmamın sebebi, aklınızda en çok bu kalsın istedim. Bir çalışma mı yaptın? Oturacaksın, o konuya dair soru çözeceksin. Yüzleşeceksin. Ya öğrendin ya öğrenemedin. Bunu 5 ay sonraya saklamanın bir anlamı yok. Sınava saklamanın bir anlamı yok. Kendinle yüzleşip kabul edeceksin. Öğrendiğin konular varsa bile onları da unutma hızına göre tekrar edeceksin. Öğrenemediğin konuları yeniden çalışacaksın. Gerekirse programını ona göre her hafta revize edeceksin. İçinizde kayıtlı öğrencilerimiz var. Bizim yapay zekamızın ilerleyişi her hafta öğrencinin performansını ölçmek.
karnesini çıkarmak, verimliliğini, çalıştığı konuları, öğrendiği konuları, bunların ayrımını yapmak, çalıştıysa unutma hızına göre sonraki haftalara aktarmak, çalışıp da öğrenemediyse aynı konu üzerinde hangi basamakta kaldıysa o basamaktan programına yeniden o çalışmayı eklemesi. Tabii ki verimli ders çalışmanın olmazsa olmazları bunlardı. Daha da açabilirim ama şu an kalan süre sınav için bu maddeleri yerine getirmemiz dahilinde yeterli. Ama gelelim geriye kalan sınavda başarılı olmamızı sağlayacak o 100 birimden 50'sini oluşturan motivasyon kısmına. Bakalım kimlerin motivasyonu yüksek, kimler motive olamıyor. Hadi bakalım beyin fırtınası yapalım şimdi şu an. En çok şu anda size kendinizi ne iyi hissettirir arkadaşlar? Ne olsa gerçekten motive olurdunuz? Enes hocamla Yusuf hocam ikisi de atanmak dedi. Olcan hocam kayıt altına alınacak seminerimiz. Aslında dersten sonra netlerimin arttığını görmek. Tarihten fullemem. Kızımın uyuması ve benim derse rahat rahat çalışmam. Netlerimin artması. Piyano piyango çıksa. Ay Olcan hocam benim peki piyangoyu piyano çalsan olarak algılamam. Diyecektim ki neden çalmıyorsun hocam? Bu çok erişilebilir bir hedef. Piyango çıksa. Sınavın bitmesi ve derece. Derecede galiba derece elde etmen sanıyorum doğru anladıysam. Dışarı çıkıp temiz hava almak. Evet, Türkiye 99.'su. Seni engelleyen bir şey var mı? Bence bu kadar kolaysa kendini iyi hissettirmek çık. Bütün gökyüzü bizim arkadaşlar. Göğe bakalım, nefes alalım, şükredelim. Mülakat kalksa. Değil mi? Bir de mülakatımız var. Tek eksiğim matematiği yapabiliyor olsam ve atansam. Okey. Fark ettiyseniz hepimizin motivasyon kaynakları da birbirinden farklı. Ama motivasyon arttırıcı temel anlamda 5 teknik var arkadaşlar. Birincisi hedef. Hedefinizin olması gerekiyor. İkincisi rol modelleriniz, ilham kaynaklarınızın olması gerekiyor. Üçüncüsü zorluklarla nasıl baş etmeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz, kendinizi tanımanız. Bu zorluklarla baş etme yöntemlerini hayata geçirme cesaretinizin olması gerekiyor. Dördüncüsü başarı öykülerini, kendinize uygun, yakın gördüğünüz öyküleri, hayat hikayelerini bunları takip edip ekstra bir yükselmeniz gerekiyor. Beşincisi de arkadaşlar günlük rutinlerinizi hedeflerinize götürebilecek şekilde güncellemeniz gerekiyor. Gelelim bir. Hedef değil mi? Şu an birçoğumuzun burada seminere katılan onlarca öğrencinin şu an hedefine atanmak. Öğretmenlerin hedefine öğrencilerime kavuşayım ya da diğer branşlarım mesleğime kavuşayım. O önlüğü giyeyim ya hastalarıma kavuşayım diyorsunuz değil mi? Ya da sahada çalışanlar ya ben atanayım. Herkese diyeyim ki atandım sonunda oldu başardım. Gidip iş arkadaşlarımla tanışayım. İş çıkışı onlarla kahve içeyim. Yeni bir şehri göreyim değil mi? Hepimizin hedefleri bunlar. Hedef belirlerken arkadaşlar kendinize ölçülebilir, ulaşılabilir, spesifik, sizin erişebileceğiniz hedefler belirlemeniz gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bu sınava hazırlanıyoruz. Hangi hedefimiz için hazırlanıyoruz? Hadi herkes yazsın. Kimler neden atanmak istiyor? Atandığımızda ne olacak? Neden atanmak istiyoruz arkadaşlar? Enes hocam zengin olmak için mi atanıyoruz? Ama özel sektörde de zengin olabilirsin, para kazanabilirsin. Bence tek kaynak para değil. Şu an bekar benliğim ve bir çocuk psikoterapistiyim. Çocuğumu iyi yetiştirmek için. Wow! Sümeyye hocam çok güzel. Tebrik ediyorum. Akrabalarımı susturmak için. Yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını kendi mesleğimizi icra ederek alabilmek için. Tatil yapmak için. Harika. Çok güzel. Arkadaşlar
Hedefler ikiye ayrılıyor. Bir uzun vadeli hedefler, bir kısa vadeli hedefler. Kısa vadeli hedeflerde günlük ya da haftalık hedefleriniz, yani günlük rutinleriniz, hızlı geri bildirim. Yani attın topu, attın çat geri geldi. Bu kısa vadeli bir hedef mesela. Etkiye tepki, hemen bir şey yaptın, karşılığını gördüm. Bunlar genelde günlük, saatlik ya da haftalık gibi oluyor. Bir de uzun vadeli hedefler. Uzun vadeli hedefler çok daha önemli, büyük önem taşıyor. Çünkü ekiyorsun, 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 biçiyorsun, biçiyorsun. En sonunda o meyveyi görüyorsun. Mesela hasat. Çok zor. Yani uzun vade, onun sonucunu görmek için sabırla bekliyorsun, sebat ediyorsun. Mesela KPSS de öyle. Bir, yani bir vizeye girersin, sonucun iyidir kötüdür. Bu kısa vadeli bir hedeftir. Ama KPSS çok uzun vadeli bir hedef. Belki 9 ay, 10 ay, belki 1 yıl, belki 3 yıl, belki 5 yıl hazırlanıyorsun hedefine ulaşmak için. O yüzden uzun vadeli hedeflere ulaşmak için daha fazla zaman ve çaba göstermeniz gerekiyor. Ama başardığınızda da kısa vadeli hedeflere nazaran çok daha büyük bir tatmin ve haz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın, zor olan her zaman kıymetli ve güzeldir. Zoru başarmak çok daha fazla mutlu eder. Böyle düşünün. Bu sınavı kazanmak zor. Kimse kolay diyemez ama kazandığındaki seni düşün. Kazandığındaki yaşayacağın yaşamı düşün. Alacağın maaşı düşün ya da tatil dediniz, yapacağın tatilleri düşün. Annenin yüzüne gururla bakmayı düşün. Belki sana destek olan, tam gaz inanan, güvenen, maddi manevi hiçbir şeyle esirgemeyen insanlara nasıl teşekkür edeceğini düşün. Daha büyük bir tatmin değil mi? Daha büyük bir tatmin. İki arkadaşlar, kendinize ilham kaynakları kesinlikle edinin. Motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek, dursanız da kalk ayağa demek ve kendinize yön belirlemek için ilham kaynaklarınız çok önemli araçlardır. O yüzden ilham verici hikayeleriniz olsun. Belki bu hikayelerden birini siz yazacaksınız. Öyle düşünün, belki siz birilerine ilham olacaksınız. O yüzden ilham verici hikayeleri okuyun, kesinlikle okuyun. Yakın hissettiklerinizi daha çok okuyun, daha çok içselleştirin. Başarılı insanlarla empati kurun, nasıl başarılı olmuşlar, beyin fırtınası yapın. Aynı hayatı siz yaşadığınızı hayal edin, detaylı hayal edin. Bunlar gerçek olabilir, hiçbiri mucize değil. Eğer bir insan bir şeye ulaştıysa siz de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlham verici filmler izleyin, kitaplar okuyun. Kesinlikle bakın, bu hayatınızın rutinlerinin içerisinde yer alsın. Atandıktan sonra da arkadaşlar, atandıktan sonra hiçbir şey bitmiyor ki. Yine gelişmek zorundasın. Yeni hedefler, yeni hayaller, yeni idealler. Büyüyorsun, gelişiyorsun, yeni yeni ihtiyaçların doğuyor. Son nefese kadar ilham kaynağına, motivasyona ihtiyacınız var, unutmayın. Enes hocam çok tatlısın. 3. Zorlukları aşma. Bakın, sınava hazırlanırken belki bu aya kadar çok zorlukla karşılaştınız. Bu aydan sonra belki daha bile fazlasıyla karşılaşacaksınız. Ama unutmayın ki dostlarım, başarısızlık ve hata yapmanız öğrendiğinizi gösteriyor. Bunlar öğrenme sürecinin birer parçası. Bunları yaşıyorsan tamam de, öğreniyorum de, eğer zorlanıyorsam işe yarayacak de, böyle düşünmen gerekiyor. Bir zorlukla karşılaştığınızda da, bu sınav sürecinizde de olabilir, normal sosyal yaşamınızda da olabilir, problemi tanımlayın. O problemi nasıl çözebilirsiniz? Alternatif çözüm yolları üretin. Karar verin, karar size ait olsun. Bir başkasının yöntemini uygulamayın. Kendinize ne mantıklı geliyorsa en uygun çözüm yolunu siz bulun ve siz uygulayın. Ve artık uygulamayı alıp değerlendirin, sonuçlarını görün. Dört ve en önemlisi, kendi alanınızda sizinle aynı hedefe sahip olup da sizden önce başarmış, belki yıllar önce başarmış, belki aynı tarihte başarmış, yani sizin istediğiniz yere sizden önce ulaşmış kişilerin başarı
öykülerini, ama bu kişiler gerçek kişiler olmalı arkadaşlar. Gerçek başarı öyküleri okuyun ya da videolarını izleyin. Size kendinizi ne kadar iyi hissettireceğini gerçekten anlatamam. Bunu rutin haline getirip de o hissi yaşadıktan sonra anlayabilirsiniz benim ne demek istediğimi. Başkalarının başarı hikayeleri kişilerde, yani sizlerde ben de yapabilirim inancını güçlendirir ve motivasyonunuzu arttırır arkadaşlar. Buyurunuz, karşınızda 3 hocamız. Tekuzem'e kayıtlı, Tekuzem'le geleceğini inşa eden, bizim vesilemizle atanmış olan, kendisi bu mutluluğu yaşamış, bize de bunda payımızın olduğu için bu mutluluğu hissettiren, belki tanımadığı bugüne kadar binlerce öğrenciye farkında olmadan ilham kaynağı olan 3 öğretmenimiz karşınızda. Ayşenur öğretmen, Gülşah öğretmen ve Dilan öğretmen. Ayşenur hocamız sosyal bilgiler öğretmeniydi arkadaşlar ve 4. kez sınava girdi. Ama o asla umudunu yitirmedi. Yani 5'e de gireyim mi girmeyeyim mi demedi. Anlattıklarına göre, bize verdiği bilgilere göre zaman zaman karamsarlığa kapıldı. Sizler gibi, hepimiz gibi. Çok defa vazgeçmeyi de, çalışmayı bırakmayı da düşündü. Ama ne mutlu bize ki umudunu kaybetmemiş Ayşenur hocamızla sınav sürecinde 5. kez tecrübe edeceği zaman yollarımız kesişti ve 5. kez girdiği sınavda hocamız dereceyle atandı. Peki 4.'den sonra ya pes etseydi? Ya zaten olmayacak, ben yapamıyorum, aman Allah'ım sınav kapatılsın, ÖSYM kahrolsun deseydi? Umudunu yitirmiş bir Ayşenur olsaydı, sizin Ayşenur hocanızdan haberiniz olur muydu acaba? İnşallah seneye bu tabloda ben de olurum. Enes hocam inşallah, ben çok inanıyorum. Sen de kendine inan. Eğer kayıtlı öğrencimizsen kesinlikle olursun zaten, ben eminim. Yusuf hocam diyor ki, hocam kız arkadaşım da Tekuzem'e kayıtlı. Beni ısrarla bu seminere o yönlendirdi. O atanacak, ben atanamayacağım diye haklı çıkıyor. Bence ikiniz atarım. Bakın, ilişkinin akıbeti için de Yusuf hocam çok önemli. Kız arkadaşın seni seviyor ve düşünüyor. Dinle bence onu. Ve karşınızda tarih öğretmenimiz Gülşah öğretmenimiz, Gülşah hocamız. Bir yandan tam 5 kez sınava hazırlandı. Bir yandan da ücretli öğretmenlik yaparak geçimini sağladı. Çoğu kez yoruldu, zorlandı ama devam etti. 6 yıl arkadaşlar, 6. kez girdiğinde bizimle çalışıyor ve atanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hedef için 6 yıl bekliyorsun, çaba sarf ediyorsun. Çoğu kez kaybediyorsun ama bir kez kazanıyorsun. O kazancın bütün kaybedişlerinden daha kıymetli. Öyle düşün. Hiç şikayet etmedi. Azmini hiç ama hiç kaybetmedi. Atandı. 5. yılın ardından 6. denemesinde atandı. Karşınızda meslektaşım, okul öncesi öğretmenimiz, saygıdeğer Dilan hocamız. Gerek kendi çalışarak, gerek de örgünde, kursa, dershaneye giderek 3 kez sınava girdi. 3 yıldan bahsediyorum. Ama pes etmedi. 4. hazırlığında yolu Tekuzem'le kesişti, atandı. Atandıktan sonra bize döndü ve dedi ki, hocam psikolojik yapı doğru eğitimi almak kadar çok önemli. Aksi halde başarmak çok zor. Ve bize teşekkür etti arkadaşlar. Yani psikolojik olarak onun yanında olduğumuz için, ona destek olduğumuz için bize teşekkür etti. Emine hocam, Dilan hocaya ulaşıp ne yapacaksın? Bana sorabilirsin. Hocalarımıza ulaşamazsınız arkadaşlar. Çok güzel. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Varsa sorun sor. Türkiye 99.'su kıymetli öğrencim. Yıllarca hazırlanmışlar. Evet, ama Türkiye geneli zaten hep 3 yıl üzerinde hazırlanıyor. Bence sen şanslısın. Onlar neden yıllarca hazırlandılar biliyor musun? Çünkü biz onların karşılarına geç çıktık. Daha doğrusu onlar bizi geç keşfetti. Biz 10 yıldır olan bir kurumuz arkadaşlar. Arayan sürprizini bulur. Yeter ki atanmak iste. Karşına Tekuzem çıktıysa bence daha fazla mesaja ihtiyacın yok.
İnşallah sizlerin 3. 4. 5. yılları olmaz. İnşallah bizimle yola çıktığınız yıl atandığınız yıl olur ve bu yıl erken bir yıl olur. Belki ilk yılınız, belki maksimum 2. ya da 3. yılınız olur. Ve en önemlisi 5 arkadaşlar, günlük rutinler. Günlük rutinleriniz sizi totalde, şimdi günler toplanır haftaya, haftalar toplanır aya, aylar toplanır yıla. O yüzden günlük rutinler hedeflere ulaşmak için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonunuzu sürdürmeyi kolaylaştırır arkadaşlar. Ve günlük rutinlerinizde de belirli partlar var. Mesela çalışma rutinin. Bu ders çalışma olabilir, işte çalışma rutinin olabilir. Sevgi saatin olmalı bak, sevgi rutinin. Dinlendiğin, hiçbir şey düşünmediğin, hiçbir şey yapmadığın ve sağlık rutinin. Bir kere kendine çok iyi bakacaksın. Ben çok net söylüyorum, sağlam kafa, sağlam psikoloji, sağlam vücutta bulunur arkadaşlar. Bakın öyle öğrencilerimiz oldu ki belki de bu sınav süreci için sağlığını kaybeden, cildini bozan, saçı dökülen, işte ne bileyim sevgilisinden ayrılan falan falan. Gerek yok bunlara arkadaşlar, lütfen. Bu kadar böyle hırçın gibi bağlanmayın. Bakın benim demek istediğim şey bu değil. Bunu böyle sıkıp sıkıp kıracak kadar, o kırık parçasıyla da elinizi yüzünüzü yırtacak kadar değil. Doğru yerden bakacaksın. Doğru rutinlerle, doğru programla kazanmak mümkün. Biz bunu yapıyoruz. Sevgi rutinini Enes Hocam, mesela sevdiğin insanlarla sohbet ederek, onlarla aynı ortamda olarak, onlara sarılarak yapabilirsin. Emine Hocam yanlış yapıyorsun. Sosyalliğini kaybetme. Sonra daha çok kızarsın kendine, biliyor musun? Kaybettiğinde vay be, hem bunu yaptım hem kaybettim, hem onu kaybettim hem bunu kaybettim. Gerek yok arkadaşlar. Birçoğunuzun zihnindeki düşünceyi ben çok iyi biliyorum. İşte bizim özellikle Türk milletinde bu çok var. Yani bizlerde var arkadaşlar. Bir bedel ödeme. Biz böyle yetiştirildik. İşte kahrolacaksın, perişan olacaksın ki o mutluluğu yaşa. Öyle bir şey yok. Artık teknoloji elinizde, tek uzam karşınızda, her şey önünüzde. Programı bile yapay zeka yapıyor. Ya girip bir zahmet uyuvereceksin ya. Bunun için 10 saat, 20 saat çalışmana gerek yok ki. Niye kendini bu kadar kasıyorsun? Emin olmadığın için, verimli çalışmadığın için. Hilal Hocam, A grubuna yeni başlıyorsan vakit az, devam ediyorsan devam et. Arkadaşlar, hedefinize yürüyün, ilham alın herkesten ve her şeyden. Öğreneceğiniz çok şey var. Başarmışlara kulak verin, şöyle bir kulak kabartı verin. Kendinize başarıya ulaştıracak rutinler oluşturun. Hiçbir zorluk sizi yenemez ama siz bütün zorlukları yenebilirsiniz, zorlukları aşabilirsiniz, unutmayın. Ve bence tek özenle karşılaştığınız için de kendinizi şanslı görün. Kendinize güzel bir teşekkür edin. Neden? Şu an bu seminere özel. Bütün devam eden 2024 eğitimlerimizde A grubu, ÖABT grupları, eğitim bilimleri grupları, KPSS lise grubu, ön lisans grubu, lisans grubu. Hepsinde %50'ye varan indirim arkadaşlar. O yüzden eğer ki ben bunları tek başıma sağlayamıyorum hocam, sizin sisteminiz beni hem motive edecek, hem takip edecek, hem verimli çalıştıracak. Ben Allah'ımdan daha ne isteyeyim? 2 ay kalmışken, 4 ay kalmışken daha neye ihtiyacım var diyorsanız, siz de bu kampanyayı kaçırmayın, bu fırsatı kaçırmayın. Kampanyamızdan faydalanın. Şimdi sistem yöneticim Muhammed Hocam'dan bu %50'lik indirimden faydalanmak, tek uzem ailesine dahil olmak ve bu yıl atananlar listesine ismini yazdırmak isteyen idealist öğrencilerimin tıklaması için link paylaşmasını rica ediyorum. Arkadaşlar, indirimden faydalanmak için linke tıklayın. Link sizi direkt kurumsal WhatsApp numaramıza yönlendirecek. Orada hazırlandığınız sınavı söyleyin. Lisans mı, ön lisans mı, öğretmen misiniz, A grubu musunuz? Bunları söyleyin. Tüm kurslarımıza dair ben dahil diğer öğrenci koçlarımız da size dönüş yapıp yardımcı olacaklar. Atanırsanız ücret iadesi yok. Neden ücretinizi iade edelim hocam? Hem sizi atandırmışız hem niye ücretinizi iade edelim?
Bence atanırsak sizin bize ek ücret ödemeniz gerekiyor falan diyormuşum. Aynen öyle arkadaşlar. Hem atanıyorsun hem niye biz sana paranı verelim? Gerçekten çok tatlısınız. Bu ekibi çok sevdim. Arkadaşlar linki paylaşıyorum. Bakın Haziran ayında kamplarımız başlıyor. Kaçırmayın. Ben çok açık söylüyorum arkadaşlar. Düzenli bu seminerleri yapıyorum. Ve gidip de ta 6 ay önceki seminerimde kayıt olmayan öğrenci 6 ay sonraki seminere giriyor. Hocam pişmanım, ahtır vahtır falandır filandır. Dinlemem söyleyeyim. Bu son arkadaşlar, son düzlük 2 ay kalmış. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Bak Enes hocam kayıtlı. Buyurun kullanan öğrenci. Sorun Enes hocama sormak istediklerinizi. Bana da sorabilirsiniz. %50 indirim az buz değil arkadaşlar. Fiyatlarımız zaten uygun, şaka bir yana. O yüzden linke tıklayın. Kayıt olmak için, %50 indirimden faydalanmak için biz buradayız. Hazırlandığınız sınavı yazın. Hemen öğrenci koçlarımız dönüş sağlayacak ve size yardımcı olacaklar. İster konu anlatımı, ister kamp, denemeler, ders notları. En önemlisi size verimli çalışmayı sağlatacak yapay zeka sistemi, bireysel eğitim modeli, aldığınız bütün eğitimlerde size hediyemiz. O halde sorularınız varsa hızlıca alayım. Yoksa hemen mesaj atan öğrencilerime, ben de diğer öğrenci koşullarımda dönüp kayıtlarını tamamlayıp bir gün daha eksiğe düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Sinem hocam, memur alımı olmayacak diye bir duyum yok. Siz bu duyumu nereden duydunuz acaba? O 23 yılı içinde. O geçti. Sen 24 yılına giriyorsun. Bak bu da mesela arkadaşlar, bu da bir motivasyon düşürücü bir şey. Lütfen iyi araştırın arkadaşlar. Her duyduğunuz gerçek değil. Bazen rakipleriniz yalan yanlış bir şey atıyor ortaya. Ay işte bizim bu branştan alım olmayacakmış. Sen biliyor musun, kendisi çılgınlar gibi, deliler gibi sabahlara gecelere kadar ders çalışıyor. Sana diyor ki kanki ya alım olmayacakmış, boş ver diyor. O atanıyor, sen kalırsın bak, üzülürsün. Hiç istemem arkadaşlar. Nereliyim? Hatice hocam, var mı bir tahminin? Bunu sorduğuna göre bir yerliye benzettin galiba beni. Yok, Samsunlu değilim arkadaşlar. Mardinli de değilim. Bayağı onun biraz daha doğusu. En doğuya gidin. Vanlı da değilim. Annen mi? Anneniz merak etti. Hakkari'li değilim. Ya arkadaşlar, ben Karslıyım. Türkiye'nin en doğusu. Hatice hocam, Iğdır yaklaştı. Iğdır da eskiden bizdeydi. Artık ayrıldı. Iğdır, Ardahan, Kars hep birdi. Ben Karslıyım arkadaşlar. Olsun, Türkiye'liyiz arkadaşlar. Nereli olduğumuzun ne önemi var? Yani en doğusuna yakın diyelim. Evet. Çok güzel. Ya birçoğunuzla da yakınmışız bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Harika, demek ki enerjimiz bundan tuttu diyormuşum. Wow, harika. Çok güzel Enes hocam. Bayağı coğrafyamız iyiymiş, iyiymiş. Tamam, kayıt işlemlerimiz için ben yeniden linke tıklıyorum. Ben linki atıyorum. Tıklayın arkadaşlar. Bakın bu linke tıklamayana %50 indirim yok. Haberiniz olsun. Sonra hocam var söylemedin. Var, ben de istiyorum. Bir hafta sonra dönüyorsunuz. Hocam seminere katılmıştım. Hayır. Yarın akşam 18'e kadar indirim geçerli. Hızlı olun. Vallahi atanan Üsküdar'a geçiyor arkadaşlar. Atanır onlar, kalırsınız. Üzülürüm. Birbirimizde emeğimiz var. Ben sizin kazanmanızı istiyorum. Eğer farklı sorularınız yoksa ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakınız. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığım için. Sizleri tanıdığım için, güzel etkileşiminiz için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Dostça kalınız, esen kalınız, hoşça kalınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kalbimi de yapayım. Görüşürüz.